Döngele geldi kapıya dayandı. Al götür döngeleyi. Yok dedi kendi kendine. Yok. Bu döngele şaşkın döngele. Çukurova'da pamuğun açmasına daha çok var. Bu yıl döngelelerin kökünde bir şey var. Köklerini kurt yemesin zıkkımları. Sıçan yemesin. Kopup kopup geliyorlar. Yalak köyü köylüleri geçimini pamuk zamanı Çukurova'ya inerek pamuk toplayarak sağlarlar. Pamuk zamanını köylülere eski bir at hırsızı olan Koca Halil verir. Koca Halil, döngele dikeninin köküne bakarak köyün Çukurova'ya inme tarihini söyler. Koca Halil'in döngeleyi muhtar sefere götürmesinden 3 gün sonra köylü yola koyulur. Çukura inen köylüler, muhtar seferin kendilerini bulduğu tarlalarda çalışırlar. Kazandıklarıyla bir yandan Adil'in borcunu öderlerken, bir yandan da kış için alışveriş yaparlar. Bu düzen yıllarca böyle sürüp gider. Köylüler, kasabada Adil Efendi diye bir tüccardan alışveriş yapmaktadırlar. Muhtar, köylüleri alışverişe Adil Efendi'ye götürdüğü için de pay almaktadır. Tüccardan veresiye mal alan köylüler, borçlarını pamuktan dönüşte kazandıkları paralar ile yapmaktadırlar. Her ne kadar Koca Halil döngeleyi görse de muhtara götürmez. Çok yaşlı olan, Çukurova'ya giderken üstüne bineceği bir atı ya da eşeği de olmayan Koca Halil, köylünün kendisini köyde bırakıp gideceğinden korkar. Çukurova'ya gidiş yolu yayadır. Çok fakir olan köyde sadece 4 kişi de at vardır. Bunlardan biri de Uzun Ali'dir. Bu esnada Uzun Ali, Taşpaşoğlu önderliğinde Öksüz Oğlan'ın evinde köylüler toplanır. Taşbaşoğlu, Çukurova'ya pamuk toplamaya inecek köylüsünü muhtar sefere karşı uyarır. Muhtarın kendi çıkarları için çiftlik sahiplerinden rüşvet alarak köylüyü verimsiz tarlalara sürdüğünü, diğer köylüler günde 100 kilo pamuk toplarken kendilerinin 25 kilo pamuk topladığı için ancak Adil Efendi'nin borcuna yettiğini söyler. Bu sene muhtarın bulduğu tarlaya değil de kendi buldukları daha verimli tarlalara girecekler ve daha çok para kazanacaklardır. Köylüler bunun için anlaşır, yemin ederler. Her ne kadar anlaşma yapılmış olsa da Taşbaşoğlu, Uzun Ali ve Öksüzoğlu köylüye güvenemezler. Çok geçmeden Koca Halil, Uzunca Ali'den yardım ister. Koca Halil'in niyeti, Ali'nin babasından kalma cılız ve yaşlı bir ata binerek çukura inmektir. Ali'nin yanına gelip defalarca dil döker. Ancak Uzunca Ali'nin annesi Meryemce, hem at yaşlı ve cılız olduğu, hem de geçmişte kocası İbrahim'i yoldan çıkarttığını, ona kötülük ettiğini düşündüğü için buna şiddetle karşıdır. Her ne kadar Uzun Ali yufka yürekli olsa da annesine karşı gelmek de istemez. Göç hazırlıkları başlar. Denkler hazırlanır. Ali, annesi Meryemce'yi ata bindirir. Daha yolun başında at halsiz düşmeye, ot yememeye başlar. Uzun Ali, Koca Halil'e kıyamaz. Annesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Halil'i ata bindirir. Meryemce öfkesinden çılgına döner. Atın üzerindeki Halil'e öfkesini, kinini kusar. Koca Halil, Meryemce'nin söylediklerini duymazlıktan gelmek zorunda kalır. Zaten yükün altında ezilen zayıf ve yaşlı at, büsbütün tökezler ve çok geçmeden yere yığılır. Her ne kadar atlardan iyi anlayan Yemen Ağa, atın öleceğini söylese de Meryemce ve Ali, atın iyileşeceği umudunu taşırlar. Taşbaşoğlu, Ali'ye geride kalmaması için yalvarır. Ama Uzun Ali, annesi Meryemce'nin atın başında bekleme inadını kıramaz ve köylüden ayrılırlar. Çok geçmeden at ölür. Ali'nin yükünün üstüne bir de annesinin inat ederek Çukurova'da sattırmak için yüzdürdüğü atın derisi de eklenir. Uzunca Ali ve ailesi için asıl yol bundan sonra başlar. Uzun Ali ve karısı yükleri götürdükten sonra Ali geri dönüp yolun gerisinde bıraktığı annesini sırtına alarak yüklerini bıraktıkları yere yetiştirmeye çalışır. Yani aynı yolu 3 kere kat eder.
Hatta oğlu ve gelinin kendisini ölüme terk ettiğini sanan Meryemce'nin köye doğru gitmesiyle aynı yolu 5 defa kat eder. Meryemce köyde bir başına kalmaktan, bir başına ölmekten korksa da köylünün ermiş mertebesinde gördüğü Ahmet'in onu koruyacağı düşüncesiyle köye doğru yol alır. Ali onu yolda yorgun düşmüş bulur. Annesini alarak ailesine yetişir. Çocukları annesiyle bıraktığı zaman karısını, karısıyla çocuklarını götürüp geri döndüğü sürede de annesini yalnız bırakarak yol almaya devam ederler. Bir taraftan annesinin inadıyla, bitmeyen bedduaları ve atı öldürdüğü suçlamalarıyla uğraşırken, bir yandan yara içinde kalan sırtı ve ayaklarının ağrısına dayanamaz ve yalnız bıraktığı karısının başına bir şey gelmesinden korkar. Ali, sırtında taşısa da bir türlü annesine yaranamaz. Meryemce'nin inadı, kini, tükenmek bilmez. Çukurova'ya geldiklerinde pamuk tarlasına ulaşan köylüler, pamuğun az olduğunu görünce hayal kırıklığına uğrarlar.